İyi günler. Sayı sistemlerinde çevirme nasıl yapılır? Öncelikle ikilik ve onluk sistemlerin birbirine çevrilmesini gösterelim burada. İlk sayımız 25 olsun. 25, onluk sayı sistemindeki 25 sayısını ikilik sayı sistemine çevirmemiz isteniyor. 25'i sürekli 2'ye bölüyoruz ve virgüllü olarak değil, kalanlı olarak bölüyoruz. 25'i 2'ye böldüğümüz zaman 2 kere 12, 24. Burada kalan 1 olarak kalacaktır. Daha sonra bu bölümü de 2'ye bölüyoruz. 12'yi 2'ye böldüğümüz zaman 6 çıkacaktır ve kalan 0 olacaktır. Sonra 6'yı 2'ye böldüğümüzde 3 çıkacaktır. Kalan 0 oluyor. Sonra 3'ü 2'ye böldüğümüzde 1 çıkacaktır. Kalan 1 oluyor. Ve burada kalanlar 1, 0, 0, 1 ve en son bölüm kalıyor, 1. Bunları kırmızı yuvarlak içine alıyorum. Daha sonra bakın sağdan sola doğru 1, 1, 0, 0, 1 bizim onluk sayımızın ikilik karşılığı oluyor. Yani 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 25 onluk sistemdeki 25'in ikilik sistemdeki karşılığı bu olacaktır. Sonra ikilik sistemdeki bu sayıyı tekrar onluk sisteme çevirelim. 1, 1, 0, 0, 1'i onluk sisteme çevireceğiz. Bunun için 1, 1, 0, 0, 1'i şurada gördüğünüz gibi her bir basamağın burası birler basamağı oluyor. 2 üzeri 0 basamağı. Şurası 2 üzeri 1 basamağı. Burası 2 üzeri 2 basamağı. Burası 2 üzeri 3 basamağı. Burası 2 üzeri 4 basamağı olacaktır. Ve burası 2 üzeri 0, 1. 2 üzeri 1, 2. 2 üzeri 2, 4. 2 üzeri 3, 8. 2 üzeri 4, 16 olacaktır. Daha sonra buradaki basamak değerleriyle basamaktaki rakamları çarpıyoruz. Bizim burada sıfırları çarptığımız zaman sıfır olacağı için aslında şu sıfırları çarpmamıza gerek yok. Sadece birleri çarpmamız yeterlidir. 1 çarpı 1, 1 olacaktır. 1 çarpı 8, 8 olacaktır. 1 çarpı 16'lar hanesi 16 olacaktır. Ve 16, 8, 1'i topladığımız zaman 16 artı 8 artı 1, 25 olacaktır. En başta 25'i onluk sistemdeki 25'i ikilik sisteme çevirdik. 1, 1, 0, 0, 1 çıktı. Ve ikilik sistemdeki 1, 1, 0, 1'i 0, 0, 1'i onluk sisteme çevirdiğimizde tekrar 25 çıktı gördüğünüz gibi. Şimdi biraz daha büyük bir sayının çevrimini yapalım. 74 sayısını ikilik sayı sistemine çevireceğiz. 74'ü 2'ye böldük. Bölüm 37, kalan 0. 37'yi 2'ye böldük. Bölüm 18, kalan 1. 18'i 2'ye böldük. Bölüm 9, kalan 0. 9'u 2'ye böldük. Bölüm 4, kalan 1. 4'ü 2'ye böldük. Bölüm 2, kalan 0. 2'yi 2'ye böldük. Bölüm 1, kalan 0. En son bölüm ve kalanları bu şekilde tekrar sıraya dizdiğimizde 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0 olacaktır bizim ikilik sistemdeki 74'ün karşılığı. Daha sonra tekrar 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0'ı ikilik sistemdeki onluğa çevireceğimiz zaman basamak değerlerine bakıyorum. 0'ın olduğu kısımdaki basamak değeri 1, buranın 2, burası birler hanesi oluyor. Burası ikiler hanesi, dörtler hanesi. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Onluk sistemdeki birler hanesi, birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı şeklinde de düşünebilirsiniz. İkilik sayı sisteminde de burası birler basamağı, ikiler basamağı, dörtler basamağı, sekizler basamağı, 16'lar basamağı, 32'ler basamağı ve 64'ler basamağı şeklinde düşünüyoruz. Daha sonra da birlerin olduğu yerdeki basamak değeriyle hangi basamaksa o ikisini çarpıyoruz. İkiler basamağında 1 var. 2 kere 1, 2. 8 kere 1, 8. 64'ler basamağı çarpı 1, 64. Daha sonra da bu üçünü topladığımız zaman 64 artı 8 artı 2, 74'tür. Gördüğünüz gibi ikisi birbiriyle aynı. Şimdi de
123 sayısını ikilik sayı sistemine çevirelim. Burada da yine 123'ü 2'ye böldük. 61 çarpı 2, 122, kalan 1. 61 bölü 2, bölüm 30, kalan 1. 30 bölü 2, 15, kalan 0. 15'i 2'ye böldük. Bölüm 7, kalan 1. 7'yi 2'ye böldük. Bölüm 3, kalan 1. 3'ü 2'ye böldük. Bölüm 1, kalan 1. Ve burada da tekrar sağdan sola doğru tekrar yazdığımız zaman 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1 olarak söyleyebiliriz. Bu sayıyı tekrar onluk sisteme çevirmek için ne yapıyorduk? Bu sayıyı yazdık. Birler basamağı, ikiler basamağı, dörtler, sekizler, on altılar, otuz ikiler, altmış dörtler basamağı. Ve bu basamaklardaki bir olan yerleri olduğu gibi bakın 1 çarpı 1, 1, 2 çarpı 2, 2, 8 çarpı 1, 8, 16, 32, 64 ve bunları şurada gördüğümüz sayıları topladığımız zaman 123 ediyor. Onluk sistemde 123 ediyor. Şimdi de 16'lık sistemdeki 16'lık ile onluk arasındaki çevirmeleri yapalım. Burada da yine aynı şekilde ikilik sayı sistemindeki çevirmenin mantığını kullanıyoruz. 68 sayısını alıyoruz. 68, onluk sistemdeki 68 sayısını 16'lık sayı sistemine çevireceğiz. Yapacağımız işlem nedir? Bu sefer 68'i 16'ya bölüyorum. 68 bölü 16, 4, kalan 4. Tekrar bu şekilde bölüm ve kalanı yuvarlak içine aldığım zaman sağdan sola 4, 4, gördüğünüz gibi 44'tür 16'lık sistemde. 44'ü tekrar onluk sayısı sistemine çevirmem gerekirse bu sefer de burası 16 üzeri 0 no'lu basamak. Burası da 16 üzeri 1. basamak. 16 üzeri 0 basamağı 1'dir. 16 üzeri 1 basamağı da 16'dır. Yani burası birler hanesi, birler basamağı, burası da 16'lar basamağıdır. Ve ne yapıyorum? 1 ile 4'ü çarpıyorum. 16 ile de 4'ü çarpıyorum. Yani 4 çarpı 1 artı 16 çarpı 4. 16 çarpı 4 64 ediyor. 4 çarpı 1 4 ediyor. Ve bu da 68 ediyor. Toplam olarak gördüğünüz gibi 68'i 16'lık sayı sistemine çevirdim. 16'lık sayı 44'ü de onluk sayı sistemine çevirdim. Ve ikisi birbirini gördüğünüz gibi tutmakta. Şimdi de 365 sayısını, onluk sistemdeki 365 sayısını 16'lık sayı sistemine çeviriyorum. Burada da 365'i 16'ya bölüyoruz. 365'i 16'ya böldüğümüz zaman 22 çıkıyor bölüm ve kalan 13. Daha sonra 22'yi 16'ya bölüyorum. Bölüm 1, kalan 6. Şimdi buraya baktığımız zaman yine sağdan sola yuvarlak içine aldım ve sağdan sola okuyorum. 1, 6, 13. Şimdi 13, 16'lık sayı sisteminde bir rakamın eşdeğeridir. Ve bu rakamın eşdeğeri de şuraya baktığımız zaman 13'ün 16'lık sistemdeki eşdeğeri D'dir. D rakamıdır. Bildiğimiz gibi 13, 16'lık sistemde 13, D harfi ile sembolize edilir. Ve biz burada 13 yerine D yazıyoruz. 1, 6, D. Bunun yerine D yazabilirim. 1, 6, D yazabilirim 16'lık sayı sisteminde. Şimdi 16D'yi, 16'lık sayı sistemindeki 16D'yi onluk sayı sistemine çeviriyoruz. 1, 6, D olarak yazdım sayımızı. Daha sonra da her birinin basamaklarını yazıyorum. Şimdi burası 16 üzeri sıfırlar basamağı. Burası 16 üzeri birler basamağı. Burası da 16 üzeri ikiler basamağıdır. Ve 16 üzeri 0 1'dir. 16 üzeri 1 16'dır. 16 üzeri 2 256'dır. Şimdi yapacağımız iş nedir? 1 çarpı D, 1 ile D'yi çarpacağım. 16 ile 6'yı çarpacağım. 256 ile de 1'i çarpacağım. 256 çarpı 1, 16 çarpı 6, 1 çarpı 13. Neden? Çünkü D'nin onluk sistemdeki değeri 13'tü. 1 ile 13'ü çarpıyorum. 256 çarpı 1, 256, 16 çarpı 6, 96, 1 çarpı 13, 13
Bu hepsini topladığım zaman 365'i verecektir. Gördüğünüz gibi burada 365 ve 365 birbirini tekrar tutmuş oldu. Şimdi de 1427 sayısını 16'lık sisteme çevireceğim. Ne yapıyorum? 1427'yi 16'ya böldüm. Bölüm 89, kalan 3. 89'u 2'ye böldüm. Bölüm 5, kalan 9. 5, 9, 3. Sağdan sola baktığımız zaman 593 çıkıyor 16'lık sayı sisteminde. Burada A, B, C, D, E, F rakamları çıkmadı. Çıkmayabilir. Yani çıkmak zorunda değil. Ve 1427'nin 16'lık sistemdeki karşılığı 593'müş. Şimdi 593'ü 10'luk sayı sistemine çevireceğim tekrar. Ne demiştik daha önce? Burası birler hanesiydi 16'lık sayı sisteminde. Burası 16'lar hanesiydi. Burası da 256'lar hanesiydi, basamağıydı. 3 ile 1'i çarpıyorum. 9 ile 16'yı çarpıyorum. 5 ile de 256'yı çarpıyorum. Ve 5 kere 256, 1280. 9 çarpı 16, 144. 3 çarpı 1, 3. Ve bunları topladığınız zaman da 1427 ediyor. Şimdi de 2655 sayısını 16'lık sayı sistemine çevireceğim. 2655'i 16'ya böldüğüm zaman 165 kalıyor. Bölüm 165, kalan 15. 165'i 16'ya böldüğüm zaman bölüm 10, kalan 5'tir. Burada 10, 5 ve 15 bizim rakamlarımız olacak. 10'un 16'lık sayı sistemindeki karşılığı A'dır. 5 ve 15'in 16'lık sayı sistemindeki karşılığı da F'dir. Şuraya tekrar baktığımız zaman 10'un karşılığı A'dır, 15'in de F'dir olarak gösterebiliyoruz orada. Ve bizim sayımız ne? A5F oldu. A, 5 ve F'dir. Şimdi A5F sayısını tekrar 10'luk sayı sistemine çevireceğim. Ne yapıyorum? Burası birler hanesi, burası 16'lar hanesi, burası 256'lar hanesi. F ile 1'i çarpacağım, 5 ile 16'yı çarpacağım, 256 ile de A'yı çarpacağım. 1 çarpı F, F yerine 15 yazmıştık. 1 çarpı 15, 16 çarpı 5, A 10'du, 10 ile de 256'yı çarpacağım. Ve 10 çarpı 256, 2560, 5 çarpı 16, 80, 15 çarpı 1 de 15'tir. Bunları da topladığım zaman 2655, gördüğünüz gibi birbirini tutmuş oldu. Şimdi de 16'lık sayı sistemi ile ikilik sayı sistemi arasındaki çevirmeleri yapacağız. Aslında bu çok daha zor gözüküyor ama işlerinde en kolayı bu oluyor. Öncelikle şurada ikilik sayı sistemi ile 16'lık sayı sistemi arasındaki şu tabloyu bilmeniz gerekiyor. Burada daha önce de göstermiştim. Şurası birler hanesi, şu sütun birler hanesi oluyor. Şurası ikiler hanesi, burası dörtler hanesi, burası da sekizler hanesi oluyor. Şöyle gösterirsek birler hanesi, ikiler hanesi, dörtler hanesi, sekizler hanesi basamağı olarak söylersek. Mesela burada ne demişiz? Burası 7. Nasıl 7 oluyor? 1'ler 2, 4. 1 ile 2'yi topladığımız zaman 3, 4 ile topladığımız zaman 7 ediyor. Burada gördüğünüz gibi. Veya A'nın değeri 10'du. Hatırlarsanız eğer. Burası 2'ler hanesi, burası 8'ler hanesi. 8 artı 2, 10'dur. Burada 1'lerin olduğu kısımlara bakıyoruz toplamayı yapacağımız zaman. Şimdi nasıl yapacağımızı gösterelim. 16'lıktan ikilik sayı sistemine çevireceksek eğer 35, 16'lık sistemdeki 35 sayısını ikilik sayı sistemine çeviriyoruz. Yapacağımız iş şu. 5'in olduğu yere bakıyorum. Şu 5'in olduğu, 5'in gördüğüm zaman 5'in ikilik karşılığına bakıyorum. 5'in ikilik karşılığı nedir? 0, 1, 0, 1. Hemen 5'in altına 0, 1, 0, 1'i koydum. 3'ün karşılığı nedir? Baktığım zaman 0, 0, 1, 1. 3 yerine de 0, 0, 1, 1 yazıyorum. Yani bizim sonucumuz nedir? Şuradaki en soldaki sıfırları saymazsak 1, 1, 0, 1, 0, 1'dir. 35'in karşılığı 1, 1, 0, 1, 0, 1'dir. Şimdi 16
A'yı ikilik sayı sistemine çevirelim. A'nın karşılığı neydi? 1 0 1 0. A yerine 1 0 1 0 koydum. 6 yerine 0 1 1 0 koyuyoruz. 0 1 1 0. 1 yerine de hemen bakalım. 0 0 0 1 koyuyorum. Bir yerine de bunu koydum ve sonuç ne olacaktır? Şu en soldaki sıfırları saymazsak eğer 1 0 1 1 0 1 0 1 0 olacaktır sonuç. Şimdi de CA 8F 16'lık sistemdeki sayıyı ikilik sayı sistemine çevireceğiz. Bunu da nasıl yapıyoruz? F için F'ye baktığımız zaman 1 1 1 1. Evet, F yerine 1 1 1 1 koyduk. 8 yerine 1 0 0 0 yazıyorum. 1 0 0 0. A yerine 1 0 1 0 yazdık. C yerine de 1 1 0 0 1 1 0 0 yazdık. Gördüğünüz gibi şu tabloyu bildikten sonra 16'lıktan ikiliye çevirmek çok kolay. Aynı şekilde ikilikten 16'lığa çevirmek de çok kolay. Hemen şuradan bakalım. 1 0 1 1 0 1 0 1 0. Şunu şöyle dörderli ayırdığımız zaman şurada aşağıda ayırmışız. Dörderli ayırdığımız zaman 1 0 1 0 neyin karşılığı? A'nın karşılığı 1 0 1 0 gördüğümüz gibi. Bunun yerine A yazıyorum. 1 0 1 1'in karşılığı nedir? B. 1 0 1 1'in karşılığı da gördüğünüz gibi B. Sonuç neymiş? B A'ymış. Yani şunun ikilik sistemdeki şu sayının karşılığı B A'dır. Şimdi de 1 1 0 1 0 1'e bakalım. Şimdi bunu ayırmaya kalktığımız zaman burada dörderli değil. Ne yapacağız dörderli olmadığı zaman? Şimdi şurası dörtlü bir kısım. Şunu buraya yazarsam eğer 1 0 1 0 1 1. Şimdi şurası dörderli olan kısım ama burası ikili. Bunu da hemen dörderliye çeviriyorum. Burada gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi burası da dörderli oldu. Şimdi bakıyoruz 0 1 0 1 sayısının 16'lıktaki karşılığı neymiş? 0 1 0 1 0 1 0 1 5'miş. Bunun yerine 5 yazıyorum. Sonra 0 0 1 1'in karşılığına bakıyoruz. 0 0 1 1 bu da 3'müş. Bunun yerine de 3 yazdım. Sonuç nedir? 16'lık sistemde 35. Şimdi de şu sayıya bakıyoruz. 1 0 1 1 0 1 1 0 0. Şimdi burada da tekrar dörderli olarak ayırıyoruz. Burayı ayırdık. 1 2 3 4 burayı ayırdık. Ancak buradaki bir tek kaldığı için bunun soluna 3 tane daha sıfır attım. Burası da dörderli oldu. Ne yapıyoruz? 1 1 0 0. Nedir bunun karşılığı? Gördüğünüz gibi C. 1 1 0 0 yerine C yazıyorum. 0 1 1 0. Bunu da şöyle yazıyorum. Bunu hatta oraya bakmadan da yapabiliriz. Burası 1'ler hanesiydi. 2, 4, 8'ler hanesi. 4 ve 2'ler hanesi olduğu için 2 artı 4. 1'lerin olduğu yere bakıyorum sadece. 2 artı 4, 6. Burası 6'dır. Buraya baktığım zaman ise burayı da yine bakıyorum. 0, 0, 0, 1. Şurası 1'ler hanesiydi. 2'ler, 4'ler, 8'ler. Sadece 1 burada olduğu için burası da 1'dir. Yani bizim sonucumuz 16C'dir şeklinde söyleyebiliriz. Evet, onluk, ikilik ve 16'lık sayı sistemleri arasındaki çevirmeleri bu şekilde kolayca yapabiliriz. Hepinize iyi günler dilerim.